Bir marangoz el yapımı bir masanın bacağına şekil vermek için torna kullanıyor. Torna tahminen biliyorsunuzdur. Malzemeleri döndürüp keserek şekillendirmeye yarayan bir alet. Silindirik şekiller vermek için kullanılıyor. Mesela, mesela bir masanın bacağı gibi. Bacağın genişliği 150 mm olmalı ve ve 2,5 milimetrelik hata payımız da var. Yani her şeyin yolunda gittiğini düşünürsek masanın bacağı tam 150 milimetre genişliğinde olacak. Ama marangoz bacağı tam bu genişlikte yapamaması ihtimaline karşı bir hata payı da belirliyor. Yani bacağın genişliği 150 milimetreden 2,5 milimetre büyük ya da küçük olabilir bu sorun yaratmıyor. Ama eğer bacağın genişliği 150'den daha büyük ya da düzeltiyorum, daha doğrusu hata, belirtilen hata payından daha büyük ya da küçük olursa bu sefer bacak masanın altında oturması gereken yuvaya oturmayacak. Biliyorsunuz bir üretim, bir üretim yaparken ürünün ölçülerini kesin ölçüler kullanmak yerine küçük bir hata payı ekleyerek bir aralık olarak ifade etmek daha doğru olur. Soruda ise bizden bu bilgileri bir eşitsizlik olarak yazmamız ve masanın bacağını alabileceği genişlik aralığını bulmamız isteniyor. Şahane, hemen çözelim. Bacağın genişliğine g diyelim. g'den 150 çıkarırsak, ama önce bir düşünelim g eksi 150 ne anlama geliyor? bu ne kadarlık bir hata payımız olduğunu gösterir, öyle değil mi? Eğer g 150'den büyükse, örneğin g 151 ise, o zaman fark 1 milimetre olacak. Yani hata payı 1 milimetre olacak. g 150'den küçük olursa, bu sefer hata payı negatif bir sayı olacak, değil mi? Eğer g 149 olursa, 149 olsaydı, 149 eksi 150 hata payı negatif 1 olacaktı. Ama bizim için hata payının 150'den 1 büyük ya da 1 küçük, 1 milimetre büyük ya da 1 milimetre küçük olmasının bir önemi yok. Çünkü zaten soruda hata payıyla bacağın genişliğinin olması gerekenden 2,5 milimetre kalın ya da ince olabileceği ve bunun sorun olmadığı söylenmiş. Biz sadece mutlak değer içinde g eksi 150'ye bakıyoruz çünkü bu bize ne kadar hata yapabileceğimizi gösteriyor. Adı üstünde hata payı. Evet, devam edelim. Bu değer 2,5 milimetreden küçük olmalı. Bizim için önemli olan tek şey, bacağın genişliğinin tamı tamına 150 mm olması değil, hata payımızın eksi ya da artı 2,5 mm'den küçük olması. Bence küçük veya eşit de olabilir. Küçük eşittir de olabilir, değil mi? Kendimizi marangozun yerine koyalım, belli mi olur? Belki tam olarak 2,5 mm'lik bir hata da yapabiliriz. Tahminen bu da kabul edilir. Değil mi? Güzel, sorunun ilk kısmını tamamladık. Buraya bize verilen bilgileri ifade eden bir eşitsizlik yazdık. Bunu iyice anlamanızı istiyorum. Bakın, burası masanın bacağının genişliği ile 150 arasındaki fark. 150'den büyük ya da küçük olması bizim için önemli değil. Önemli olan şey 150 milimetreden kaç milimetre saptığımız. Dolayısıyla bu farkı mutlak değer içinde ifade edebiliyoruz. Unutmayın, 150'den büyük de olsa, küçük de olsa G ile 150 arasındaki fark 2,5 milimetreden küçük olmak zorunda. Buna benzer soruları daha önce de yapmıştık. Bu ifade buranın 2,5 milimetreden küçük olduğunu ve aynı zamanda negatif 2,5 milimetreden de büyük olduğunu gösteriyor. Buraya yazalım. g eksi 150 küçük eşittir 2,5 ve g eksi 150 büyük eşittir eksi 2,5. Eğer herhangi bir sayının mutlak değeri 2,5'tan küçükse, o sayının 0'dan uzaklığı, 0'dan uzaklığı 2,5'tan azdır. Ve bu sayının 0'dan pozitif yönde 2,5 birim, 2,5 birim uzakta olması demek, 2,5'tan daha pozitif olamaz anlamına gelir. Aynı şekilde mutlak değer olduğu için o sayı negatif 2,5'tan da daha negatif olamaz demektir. Şimdi bu eşitsizlikleri çözelim. Eğer bu iki denklemin her iki yanına da 150 eklersek ne olur? Hatta ikisini de aynı anda yapalım. İki tarafa da 150 ekleyelim. Eşitsizliğin sol tarafında sadece g kalır. Bunlar birbirini götürür. Küçük eşittir. 2,5 artı 150, yani 152 buçuk. Diğer tarafta da bunlar gider ve yine geriye sadece g kalır. g büyük eşittir Negatif 2 buçuk artı 150 yani 147 buçuk. Yani masanın bacağının genişliği 147 buçuk milimetreden büyük ve 152 buçuk milimetreden küçük olmalı. Son bir kez yazalım. Genişlik, küçük eşittir. 152 buçuk milimetre ve yine genişlik büyük eşittir 147 buçuk milimetre. Böylece genişliğin olabileceği aralığı da yazdık. Genişliğin aralığını yazdık. 150'yi merkez kabul ediyoruz ve artı ya da eksi yöndeki sapma payının da 2,5 mm olduğunu biliyoruz. Bu tarafta 150'nin 2,5 mm azı, bu tarafta ise 150'nin 2,5 mm fazlası var. İşte bu kadar basit.